İmar affından yararlanmak isteyen hak sahipleri ilgili bakanlık il müdürlüklerine başvuruda bulunabilir. Ya da bu konuda uzman şirketlere de başvurarak E-Devlet üzerinden gerekli bilgileri girdikleri takdirde o bina için, imar affından yararlanmak istedikleri bina için yapı kayıt belgesi oluşturulmaktadır. Bu yapı kayıt belgesinin resmi niteliğe kavuşması için bakanlığın onlara bildirdiği bir yapı kayıt bedeli vardır. Bu yapı kayıt bedelleri ödendiği takdirde yapı kayıt belgeleri onaylanmakta ve kaçak binalar için başvurmuş oldukları imar affı kapsamından yararlanabileceklerdir. Bu yapı kayıt bedelinin hesabı iki türlü yapılmaktadır. Burada bir, o kaçak binanın bulunduğu arsanın emlak vergi değeri önemlidir birinci aşamada. İkinci aşamada da binanın kaç metrekare ise onun yapım maliyeti hesaplanmaktadır. Arsa maliyetiyle yapım maliyetinin beraber toplanmasıyla ortaya çıkan rakamın %3'ü konutlar için, %5'i de iş yerleri için yapı kayıt bedeli olarak ödenmektedir. Bununla ilgili basit bir örnek verirsem, diyelim ki 200 metrekare bir arsanız var ve bu 200 metrekare arsada 4 katlı toplam 400 metrekare bir konut yeriniz olsun, kaçak bina olsun bu. Bu konut için arsa rayiç bedelinin 100 bin lira olduğunu düşünelim. Yapı maliyetini hesap ederken de bu 400 metrekareyi metrekaresi 1000 liradan çarptığımız zaman 400 bin lira da buradan gelmekte ve bu iki bedeli topladığımız zaman toplam bir maliyet ortaya çıkmakta. Bu toplam maliyet de 500 bin lira. Eğer bu bina konut yapısıysa biz bunun %3'ünü aldığımız zaman 500 binin 15 bin lira gibi bu 4 daire için yapı kayıt bedeli çıkmakta. Eğer bu iş yeri olduğunda bu 500 bin lirayı biz %5 ile oranıyla çarptığımız zaman 25 bin lira gibi yapı kayıt bedeli ortaya çıkmaktadır. Bu yapı kayıt bedellerinin ödenmesiyle artık imar affı kapsamına girmiş oluyorsunuz. Burada bakanlığın yapı imalat bedelleriyle ilgili oluşturduğu sabit rakamlar vardır. Mesela eğer bir tarımsal bir basit bir yapı için başvuruyorsanız birim maliyet 200 TL bölü metrekaredir. Eğer bir iki katlı, az katlı bir yapı için başvuruyorsanız maliyeti 600 TL bölü metrekaredir. 3 ila 7 katlı, nispeten orta katlı bir yapı için başvuruyorsanız yapım maliyeti 1000 liradır. Eğer yüksek katlı, yani 8 kat ve daha yüksek katlı bir bina için başvuruyorsanız yapı maliyeti 1600 liradır. Eğer lüks bir yapı için ve özelliği olan hastane, okul, AVM gibi sosyal donatıları olan binalar için başvuruyorsanız bu metrekare fiyatı 2000 liraya kadar çıkmaktadır. Özelliği olan güneş enerji santralleri için ise megawatt başına 100.000 TL'lik bir inşaat maliyeti ortaya çıkmaktadır. Hak sahipleri arsa rayiçlerini öğrenmek için ise ilgili belediyelere başvurup bunları öğrenebilirler. Ya da internette de mahalle bazında sorgulama yaptıklarında bulundukları yer için bu arsa rayiç bedellerini öğrenip bu iki bedel üzerinden oranlayarak yapı kayıt bedellerini hesaplayabilirler.